Allora, allora. Haydi Türkiye ileri. Burası Kenya'da meydan okunacak yer değildir. ...1997'nin Haziran ayında Refah Yol bir yol ayrımına gelmişti. Askerler irtica briefingleri vermeye devam ediyor. Gazetelerin manşetleri gerekirse silah zoruyla diye çıkıyordu. Darbe olacağından endişelenen DYP'li milletvekilleri de bir bir istifa ediyorlardı. Erbakan tam anlamıyla köşeye sıkışmıştı. Sırası Refah geliyor, Refah! Haydi Türkiye ileri! Ordumuzu din düşmanlığının aleti yapmak istiyorlar. Refah Yol hükümetinin DYP'deki istifa depremine fazla dayanamayacağı açıktı. Erbakan, Çiller'in de baskısıyla sonunda istifa etmeye karar verdi. Ama Demirel'in hükümeti kurmakla bu defa Mesut Yılmaz'ı görevlendireceğinden kaygılıydı. İstifasını Cumhurbaşkanı'na sunduğu gün, Ortağı Çiller ve Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile bir basın toplantısı düzenledi. Yeni hükümeti Çiller'in kurması konusunda aralarında anlaştıklarını ve çoğunluğa sahip olduklarını söyledi. Ne konuşuyoruz biz Allah aşkına? Burada meclis çoğunluğu var. İşte bu kadar. Demokraside meclis çoğunluğu konuşun. Herkes buna tabi olmaya mecburdur. Erbakan'ın elinde Mesut Yılmaz hükümetine red oyu vereceklerini açıkça belirten 278 milletvekilinin imzası vardı. İmzalarıyla hazırlanmış olan belgeleri aynen gösteriyor. Bu Yılmaz hükümetinin meclisten güven oyu alamayacağı anlamına geliyordu. Milletvekili çoğunluğu hala iktidar ortaklarındaydı. 112 tane Doğru Yol Partisi milletvekili, etti 270, 8 tane de Büyük Birlik Partisi milletvekili. Ne yapıyor bunlar? 278. Sayın Demirel'in bu toplamayı hepimizden daha iyi yapacağını biliyoruz. Demirel bu durumda görevi mutlaka Çiller'e vermeliydi. Çok büyük bir hata yaptılar. Önce seçimleri ilan edeceklerdi. Sonra da iktidarı Tansu Çiller'e devredecekti. Kendisi istifa edecekti. O zaman istifa edecekti. Süleyman Demirel onun elinden istifasını alınca çok rahatladı. Artık ipleri kendisi eline geçirmişti. Cumhurbaşkanı Demirel bu hesabı görmezden geldi. Askerin olası bir müdahalesinden kaygılandığı için yeni bir hükümetin kurulmasını tercih etti. Ve görevi ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce yeni hükümeti kurma görevini bana tevdi etmiş bulunmaktadır. Zaten Doğru Yol Partisi'nden istifalar da sürmüş ve partiden ayrılan milletvekili sayısı 40'ı geçmişti. Yani Erbakan Çiller ikilisinin artık ne çoğunluğu kalmıştı ne de dayanağı. Kendisi vaktiyle bulun 276'yı bizi düşürün derken kendisine 283 imza götürüldüğü halde hiç oralı olmamıştır ve doğrudan doğruya görevi Mesut Yılmaz'a vermiş. Yani eğer ben döndürüp Sayın Çiller'e hükümet verseydim gerginliğin devamına ben sebep olmuş olurdum. İşte benim orada Cumhurbaşkanı olarak görevim başladı. Hangi görevim? 105. maddeye göre koordinasyon görevim. Takdir görevi. O takdir bana aitti. Millet iradesi meclis çoğunluğu. Bunu ifade etmeyen hiçbir görevlendirme meşru zeminlerde yapılmaz. Sayın Demirel kendi takdirini kullandı ve benim kanaatimce Türkiye'ye 15 sene kaybettirdi.
Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a vermesi askeri çok memnun etti. Ancak Refah Yol'a göre bu bir Çankaya darbesiydi. Cumhurbaşkanının askere teslim olması ve demokrasinin katledilmesiydi. Refah Yol'daki genel kanıya göre iktidar, medya, iş adamı, asker üstüsünün baskısı sonucu kaybedilmişti. En önemli rolü de laik basın oynamıştı. Utanmıyor musun? Burada gazetecisiniz. Türkiye'yi gazeteyi yönetiyor zaten. Medya kumandası. Gazetelerin yaptığı birinci iş bu oldu. Toplumu şekillendirmek, toplumu yönlendirmek. İkinci yaptığı iş de şudur, silahlı kuvvetlerin silahı olmak. Silahlı kuvvetler 28 Şubat harekatını ya da müdahalesini silahla yapmadılar. Ama basınla yaptılar. Basını silah gücünde kullandılar. Gerek fişlemelerde, gerek andışlarda, gerek nokta atışlarında basın doğrudan doğruya kullandıkları, doğrudan doğruya hem ahlaki yaptırım, hem siyasi yaptırım, hem hukuki yaptırım açısından devrede tuttukları bir yapı oldu. Siyaset kurumu askerin karşısına çıkmamıştır 28 Şubat'ta. Ve onun karşısında dik bir duruş sergileyememiştir. Medyanın fonksiyonu olmuş mudur? Olmuştur. Ama medyanın fonksiyonu bence birinci derece bir fonksiyon değildir. Mesela şu soruya cevap vermeleri gerekir. Basın adına bunu sorabiliriz. Hani Erbakan tankın üstüne çıktı da biz yazmadık mı? Aslına bakacak olursak nasıl ki asker Refah Partisi'nin laik cumhuriyeti yıkacağına samimi olarak içtenlikle inanıyorsa, medyada Refah Yol'un ülkeye zarar verdiğine yine içtenlikle inanmıştı. Laikliğin tehlikeye girdiği endişesi basında da yaygındı. Asker ne yaparsa doğrudur. Gerekirse müdahale dahi edebilir duygusu merkez medyanın genlerine işlemişti. Genelkurmay'ın dediği Büyük Millet Meclisi kararlarından siyasilerden daha doğru görülür ve kabul edilirdi. Çünkü asker ne yapıyorsa ülkesini çok sevdiği için yapardı. Ne siyasiler gibi çıkar peşinde koşar ne de onlar gibi dini politikaya alet ederdi. Böyle bir inanç vardı. Belli ki Genelkurmay'ın telefonları dinlenmiş. Hatta bana sorarsanız Cumhurbaşkanlığı'nın telefonları dinlenmiş. Sayın Çiller'in haberi vardı ama başbakana belgeyi ben verdim. Mesut Yılmaz'ın koalisyon ortağı aradığı o günlerde askerle Refah Yol hükümeti bir kez daha karşı karşıya geldi. Aslında hikaye daha Refah Yol iktidarındayken başlamıştı. Bir gün Refah Yol'un İçişleri Bakanı Akşener'e emniyet istihbaratı kanalıyla bir belge ulaştırılmıştı. Akşener'e göre belge Batı Çalışma Grubu'nun darbe planları yaptığını gösteriyordu. Bakan hemen o belgeyi Çiller'e ve Erbakan'a gösterdi. Sonra bu Cumhurbaşkanı'na rahmetli Erbakan tarafından götürüldü. Ve sonuç itibariyle çok ilginç bir şey oldu. Biz bir MGK toplantısına gittik. Ve birdenbire İçişleri Bakanı olarak benim Deniz Kuvvetleri'ni dinlettiğim suçlamasıyla Sayın Rahmetli Güven Erkaya'nın sözüyle karşılaştım. Güven Erkaya ise askerin darbe yapacağından kuşkulanan hükümetin Deniz Kuvvetleri'ne casus soktuğunu iddia ediyordu. Askerle hükümeti, dahası askerle emniyeti karşı karşıya getiren bu olayın, yani Köstebek davasının bir numaralı ismi Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Bülent Orakoğlu'ydu. Orakoğlu ve onun Deniz Kuvvetleri'ne yerleştirdiği ve köstebek olduğu iddia edilen onbaşı Kadir Sarmusak ise yargılanıp beraat ettiler. Akşener ama bu çıkışın faturasını
eninde sonunda ödeyecektir. Büyük bir manevi sopa yedim. Hıyaneti Vataniye Kanunu'ndan yargılanacağıma dair bütün görsel ve yazılı basın 10 gün şey yaptı, yayın yaptı ve o 10 gün benim telefonum çalmadı. Eşimin ve abimin, oğlumun yani 13-14 yaşındaki oğlumun çevresindeki insanlar selam vermekten korktu. Başına bir şey gelir diye. Ben geri adım atmadım. Mesela sizin belgeselinizde de eminim gelip çok demokrat konuşmalar yapmış. Özellikle DP kanadından arkadaşların bazılarının beni telefonla arayıp Meral sen öldün. Oğlunla kocanı yurt dışına çıkar dediğini biliyorum ben. Genelkurmay'ın Refah Yolun DYP kanadına da bu kadar öfkeli olması boşuna değildi. 28 Şubat MGK toplantısında askerin hükümeti düşürmekte kararlı olduğunu anlamıştı Çiller. Ve hemen Mart ayında bir kararname hazırladı. Amacı Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını emekliye sevk etmekti. Ne var ki hazırladığı kararname aynı anda Genelkurmay'a sızıvermişti. Tansu Çiller'in partisinin içindeki kişiler tarafından ulaştırılıyor. Daha belge olmadan, kararname haline dönüşmeden, çünkü şöyle olacak plan, kararname haline alacak, Erbakan imzalayacak, Cumhurbaşkanı'na gidecek, hadi imzala şunu diyecek. Cumhurbaşkanı imzalamazsa darbeci ilan edilecek. İmzalarsa bunlar gidecek. Plan bu. İşte öğrenilince haber yolluyorlar. Diyorlar ki Türk ordusu Yunan ordusuna benzemez. Bu gibi hareketlere kalkışmadan evvel iki kere düşünmesinde yarar vardır diyorlar. Ancak kararnameyi asıl durduran Erbakan oldu. Çiller'i dinledikten sonra yapmayalım dedi. Asker darbeye kalkışır, altından kalkamayız diye devam etti. Erbakan, Cumhurbaşkanı Demirel kararnameyi imzalamazsa zor durumda kalacaklarını görüyordu. Başbakan askerle sürtüşmek, kavga etmek ise hiç istemiyordu. Kabul. Muharrem Zengin. Yaman Törüner. Kabul. Hasan Peker. Bütün bu olaylar sürerken Mesut Yılmaz koalisyonu kurdu. Bülent Ecevit'in DSP'si ve Hüsamettin Cindoruk'un DTP'si ile anlaştı. CHP'de dışarıdan destek verince herkes rahatladı. 55. Cumhuriyet Hükümeti biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Erbakan tüm hayal kırıklığına rağmen yine de devlette kavga olmamalı ilkesiyle hareket ediyor. Efendim iyi bakar mısın? Allah'a şükürler olsun, Türkiye'miz demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Demokrasilerin en güzel anlarından birini yaşıyoruz. Ülke hepimizdir. Hepimizindir. O sebepten dolayı ülkemize iktidar partisi olarak, muhalefet partisi olarak hizmet etmek arasında bir fark yoktur. Ama askerin işi daha bitmemişti. Şimdi 28 Şubat'ta alınan MGK kararlarını eksiksiz olarak uygulatmak, bunun için de uygun ortamı yaratmak vardı. İşte bu nedenle ana sol D hükümetinin ilk icraatı, kısa adı EMASYA olan Emniyet, Asayiş, Yardımlaşma Protokolü'ne imza atmak oldu. EMASYA, Türk Silahlı Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol. Buna göre her ildeki garnizona bir asayiş güvenlik merkezi kurulacaktı. Askerler validen izin almadan asayiş olaylarına müdahale edebilecekti. Daha da önemlisi, devlet kadrolarına alınacak kişilerin güvenlik soruşturmaları
askere bırakılıyordu. Kısacası sivil bürokrasi askerin denetimine giriyordu. Ve Genelkurmay devlet kadroları içinde mürteci avı başlatıyordu. Çok geçmeden bazı refah belediye başkanları, valiler, kaymakamlar, üniversite hocaları, MÜSİAD üyesi iş adamları ve üst düzey bürokratlar hakkında mürteci yani irticacı oldukları gerekçesiyle soruşturmalar açıldı. Şu anda en son olarak 6 civarında belediye başkanını görevden uzaklaştırdım. Diyarbakır Yenişehir, İstanbul Kartal'dır, Siirt, Eruh, iki de Kahramanmaraş'ta var. Bir belediye daha var, şu anda hatırlayamıyorum. Başeskioğlu, müfettişler gerek görürse İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da açığa alınabileceğini belirtti. O dönemin işte yaklaşımıyla yahut o dönemin faktörleriyle irtibat içinde birazcık muhafazakar çizgide olan rektörlere istifa teklifinde bulunuldu. O zaman 6 rektör arkadaşımız zaten istifa etti. Bana da öyle teklifte bulunuldu. Yani Ankara'ya geldim, bizzat YÖK Başkanı ve işte yanında yardımcılarıyla durumu açıklayarak istifa etmem yönünde teklifte bulunuldu. Ben o teklifi kabul etmedim. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Onun için ben istifa etmiyorum. Siz elinizden geleni yapın. Hatta dedim yani siz görevden alıyorsanız alın, dava bile etmem ama ben kendim istifa etmem dedim ve etmedim. Sonra onlar görevden aldılar. Herhalde 28 Şubat kararlarının en çok tartışılanı 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası. Lütfen. Evet sayın milletvekilleri. Allah sevgisi, kul sevgisi. Açık oylama. Hem mecliste kıyametler koptu, hem de sokaklar ayağa kalktı. Refah yol gitmişti ama asker elini siyasetten çekmemişti. Genelkurmay 28 Şubat kararlarının bir an önce uygulanması için baskı yapıyor. Komutanlar hemen her gün basına laiklik vurgusu dolu demeçler veriyordu. Çok geçmeden yeni hükümetle asker karşı karşıya geldi. Biz hükümeti kurduktan sonra Sayın Karadağ ile zannediyorum ilk görüşmemizde kendisi bana dedi ki ilk defa uzun zamandan beri, uzun zaman işte Refah Yol Hükümeti'nden beri ilk defa dedi başbakanlığa şöyle rahat gelebildim dedi. Eskiden geldim burada hep gül yağı kokusu vardı dedi. Hiç dedi, sakallı adamlar burada özel kalemde doluydu filan dedi. Bugün dedi her şey değişmiş. İşte hanımefendi dedi beni güler yüzle karşıladı. İlk defa dedi burada rahat bir şey yaptım dedi. Ben de karşında dedim ki paşam dedim eğer hükümetin sizin hassas olduğunuz konulardaki hassasiyetine güveniyorsanız, yani irtica ile mücadelenin bu hükümetin de öncelikli bir görevi olacağını kanaat getirdiyseniz o zaman şu Batı Çalışma Grubu'nu falan lağvedin. Ancak olmadı. Aksine baskılar daha da arttı. Askere göre hükümet işleri ağırdan alıyordu. Mesela hala İmam Hatip mezunlarının ilahiyat dışındaki fakültelere gitmeleri engellenememişti. Ayrıca yargı Genelkurmay'dan gelen irtica ihbarlarını yeterince hızla ele alamıyordu. Başbakan yardımcısı Bülent Ecevit ısrarla hala Fethullah Gülen okullarını övüyordu. Türban konusunda da gereken titizlik gösterilmiyordu. Artık gazetelerde her gün adı verilmeyen komutanların sert ve hükümeti eleştiren demeçleri çıkar olmuştu. Dini inanç gibi kutsal değerleri kendilerine paravan olarak
kullanmaya hakları ve hukukları yoktur. Hiçbir ihanet girişimi devletimizin gücü, gururu karşısında amacına ulaşma şansına asla sahip olamayacaktır. Başbakan'a göre Genelkurmay'da birileri 28 Şubat sürecinin silahlı bir darbe ile bitmemesinden rahatsızdı. 28 Şubat'ta Güven Erkoğan'ın deyişiyle blöf olarak yapılan o çıkışın siyasi sonuç vermiş olması, kısa vadede demin dediğim o krizin çözülmüş olması, bu meseleyi kendileri için bir fırsat olarak gören kesimi rahatsız etti. Tırmandırmak isteyenler bu işin siyasi çözüme kavuşmasını istemiyorlardı. Benim gözlemim oldu. Ben orada gördüm ki aslında 28 Şubat'la ilgili olarak silahlı kuvvetleri tavrını tek bir şablona indirgemek mümkün değildi. Burada demokratik sistem içinde bu meselenin çözümlenmesini arzulayan ve bu konudaki sorumluluğunun sadece bu lobinin bir parçası olmakla sınırlı görenler vardı. Ama bir de bu konuda çok radikal düşünen, bu meseleyi ancak kendilerinin temelli çözümleyeceğini düşünen insanlar vardı. İşte benim devamlı onlarla mücadelem oldu. Meydanlarda toplanan 3-5 bin kişiyle düzen değişikliği yapılabileceğini ve yürekten bağlı olduğumuz Atatürk ilkelerini çiğneyebileceğini kimse düşünmesin. Bunca karmaşanın arasında birdenbire Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı'nın görev süresinin uzatılması önerisi ortaya atıldı. Bu beklenmedik teklifin gerçek nedeni de kısa sürede anlaşıldı. Karadayı'nın süresinin uzatılmasından ziyade bazılarının önünün açılması amacına yönelik bir projeydi. Biz hükümet olarak buna itibar etmedik. Mesela Çevik Bir'in Genelkurmay Başkanı olabilmesi için mutlaka önündeki engelin bertaraf edilmesi gerekiyordu. Bu da ancak Genelkurmay Başkanı'nın süresini uzatarak mümkündü. Bu gerilim başbakan olduğu dönemde, Mesut Yılmaz başbakan olduğu dönemde, Mart 98'de Tiflis gezisinde benim de bulunduğum bir sohbette ortaya döküldü. Başbakan konuşmak istemiyordu ama çok ısrar ettik. Bunun üzerine askerle yaşadığı krizi sessiz sinema oyunu ile anlattı. Başbakanın mesajı netti. Bazı askerler dedi, irtica tehlikesini görev sürelerini uzatmak için kullanıyor. Ancak hükümet kararlı. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi uzatılmayacak ve dikkat, ikinci başkan Çevik Bir kıta görevine çıkacak. Başbakan, Batı Çalışma Grubu'nun hala lağvedilmemiş olmasından ve devlet kadrolarındaki mürteci avından da çok rahatsız olduğunu söyledi o gün. Kanımca bunalım inişe geçmiştir. Benim MGK'daki tavrımla dışarıdaki tavrım birbirinden farklı değildir. Ben Erbakan değilim. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi görev alanı içinde göreviyle ilgili toplantılar yapmaktadır. Devletin 2 milyonu aşkın memuru var. Devlet bu konuda geçmiş hükümetler zamanında her zaman silahlı kuvvetler gibi özen göstermemiş. Hatta bazen devlet, işte Anayasa Mahkemesi kararında ifade edildiği gibi, irticai faaliyetleri destekleyenlerin eline geçmiş. Onlar hükümet olmuşlar, bakan olmuşlar. Bu zamanlarda devlete alınmış olan kişiler var. Bunların sayısı az değil. Şimdi benden ne isteniyor? Bunları devlet kadrolarından temizlemem isteniyor, öyle mi? Silahlı kuvvetlerin yaptığı evet. Gibi. Ben bunu yaptığım zaman ne oluyor biliyor musunuz? 2 ay sonra bunlar gidiyorlar, Danıştay'dan iptal kararı alıp tekrar geri geliyorlar. Ben eğer bir hukuk devletinin hükümeti olarak görev yapıyorsam, benim silahlı kuvvetlerde yapıldığı şekilde bunları temelli devletten ihraç etmem maalesef mümkün değil. Kendisini demokrasinin güvencesi sayan herkese ve her kuruma bir ricam var. Demokrasinin güvencesi olanlar, kendisini demokrasinin güvencesi sayanlar, demokrasinin işleyişi konusunda da aynı özeni, aynı dikkati göstermek zorundadır. Demokrasi dünyada bir tanedir. Demokrasinin alaturkası, alafrangası olmaz.
ve demokrasi herkes içindir. Siviller için ayrı demokrasi, askerler için ayrı demokrasi olmaz. Yılmaz'ın bu tutumu pahalıya mal oldu. 20 Mart 1998 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanlarının imzaladığı son derece sert bir bildiriyle Başbakan'a ağzının payı verildi. Bildirinin özeti şuydu. Terör ve irtica ile mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasal görevidir. Hiçbir makam siyasi ihtiras uğruna silahlı kuvvetleri bundan vazgeçiremez. Hayır, kesinlikle bir muhtıra değil. Bazı konuşmalardan, bazı söylentilerden, bazı yorumlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir rahatsızlık duyduğu belli. O rahatsızlığı ifade eden bir bildiri olarak değerlendiriyorum. Ülkenin genel yönetimini ilgilendiren bir konuda hükümeti aşarak direkt kamuoyuna böyle bir açıklama yapmaları ve burada da dolaylı olarak hükümetin değil kendilerinin sorumlu olduğunu vurgulamış olmaları bence bir muhtıraydı. Ama diğer bütün muhtıralar gibi yasalara aykırı bir muhtıraydı. Hukuki kaynaktan yoksun bir açıklamaydı. Ben baktım ki bir kopmaya gidiyor. Ülke yeni bir krizi kaldıracak durumda değil. Durumu yumuşatmak için dedim ki Genelkurmay kendi görüşünü açıklamıştır. Ama bu konuda sorumlu olan hükümettir dedik ve biz yola devam ettik. Yasalarımız ve anayasamız gereği layık Türkiye Cumhuriyeti'ni gerektiğinde savunmakla görevliyim. Bu görevimi halkımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısına layık bir şekilde yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bütün bunlar olurken Refah Partisi hakkındaki kapatma davasında da sona yaklaşıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği iddianameden son derece emindi. Parti mutlaka kapatılmalıydı. Milletvekili bizzat Erbakan'ın beyanları, genel başkan yardımcılarının beyanları. Efendim düşünün, bir milletvekili çıkıyor halka karşı, Şevki Yılmaz. Biz diyor Cezayirliler gibi olmayacağız. Onlar iktidar olmadan silaha davrandılar. Biz önce iktidar olacağız, sonra silaha davranacağız. Bir başka milletvekili gidiyor Kırıkkale'de mitingde. Kırıkkalelilerin elinde bu laikler geberecektir. Bir başka milletvekili diyor fıstık gibi olacak, kan dökülecek, şeriat gelecek. Bir yandan Erbakan Medine Sözleşmesi teklif ediyor. Yani Türkiye'de herkes, her mezhep kendi hukukuna göre yargılansın. Yani inanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi dedi ki bunun kadar milli birliği darmadağın edecek bir şey yok. Daha bir yığın hikaye. Böyle bir parti kapanmayacak da hangi kapanacak? Refah cephesinde ise öfke vardı. Kapatılmayacak, kapatılmamalıdır. Hukuk devletidir. Çağdaş demokrasi diyorum. Başsavcının gazetecilerle konuşurken refah için kan emici yarasalar dediği dilden dile dolaşıyordu. Genel başkanımız ve parti yöneticilerimizle ilgili tahrik, tezif ve düşmanca sözleri aslında Hitler ve Stalin dönemlerini hatırlatan trajik bir fenomendir. Bütün bu sözleriyle, bütün bu tavırlarıyla Türk demokrasisinin üstüne gölge düşürmüştür. Zırva diyorum. Tek kelimeyle. Hiçbir savcının hiçbir zaman yapmayacağı bir şey. Yani annesini öldüren bir katile bile bir iddianamede şerefsiz, ahlaksız denmez. Suç anlatılır, ceza kanunu maddesi gösterilir, tecrisi istenir. Kan içen vampirler, metastaz yapan habis uğurlar. Çok enteresandır, yüksek yargıyla Türkiye'deki sıkıntı aslında oralarda da başladı. Mesela biz milletvekilleri olarak Yargıtay Başkanlığı'nı şikayet ettik. Daireler kurulu toplandı ve burada hakaret olmadığı kararına vardı. Dava açmadı. Şahsı hakkında tazminat davası açtık. Yargıtay ceza davası açılmadığı için tazminat davasını da göremeyiz dedi. Bizimle alay ettiler.
Yani yüksek yargının yeniden tarafsız hale gelmesi için ne kadar çaba göstermemiz gerektiğini daha biz 15 sene önce anlamıştık. Sözlü açıklamamı bitirdim. Artık bundan sonrası Anayasa Mahkemesi'nin bileceği iş. Ben dahil herkesin Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara saygı göstermesi gerekir. En sonunda Refah Partisi laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Toplanan delillerden Refah Partisi'nin laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiştir. Erbakan ve 6 üst düzey yöneticiye 5 yıl siyaset yasağı kondu. Ancak Erbakan her zamanki tavrını sürdürdü. Taraftarlarını sükunete davet etti. Bu kararlar adli bakımdan birer vahim hata olsalar dahi, bu bir hukuk devletinde hatalı da olsa kararlara itaat edip uyulması gerçeğini ortadan kaldırmaz. Her zamankinden daha fazla huzura, sükunete riayet edelim. Refahlılar çabuk toparlandılar. Zira milli görüş geleneği partilerinin kapatılmasına çok alışmıştı. Refah'tan sonra hemen Fazilet Partisi kuruluverdi. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. 28 Şubat döneminin Refah Partisi'ne ikinci büyük darbesi İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu bu şiirden dolayı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verilmesi oldu. Oysa yıldızı parlamaya başlamış olan bir siyasetçiye bundan daha büyük bir iyilik de düşünülemezdi. Uğradığı mağduriyet bu genç politikacıyı siyaset sahnesinde birdenbire büyüttü. Görüşlerini paylaşmayanlar dahi Erdoğan'a destek verir oldular. Duruşmalar büyük ilgiyle takip edildi. Her şeyden önce ben bir Müslümanım. Ve bir Müslüman olarak da attığım her adımda fiillerde inancımla ters düşüp düşmemesini attığım adımları kontrol ederim. Dolayısıyla eğer ben toplumda bir insanı seviyorsam bunun en önemli sebebi benim referansım olan İslam'dır. Sonunda mahkeme Erdoğan'ın halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiğine hükmetti. Bir yıl hapis cezası verdi. Bu süre infaz yasasıyla 4 aya indi. Üstelik ceza ertelenmeyecek, para cezasına da çevrilmeyecek. Ben bunları hiçbir zaman önemsemiyorum. Benim bu dünyada önemsediğim tek şey vardır. O da milletimin gönlünde yer edebilmektir. Hakkınızı bana helal ediniz. Tabii o günlerde bunun anlaşılması imkansızdı ama o küçücük Pınarhisar Cezaevi aslında geleceğin başbakanını ağırlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Türk siyasetindeki büyük bir değişimin, dönüşümün ilk tohumlarının atıldığı bir yer oluyordu. Büyük bir haksızlıktı, popülaritesini arttırdı şüphesiz. Yani bir şiir okudu diye, o şiiri de herkes okuduğunda belki çok hoşuna gidecek bir şiir. Nasıl oluyor? Bu adam çalmamış, çırpmamış, adam öldürmemiş, eşkıyalık yapmamış. İşte bir şiir okumuş, ondan dolayı bir sene hapse mahkum olmuş deyince Türkiye'de herkes olmaz böyle bir şey diye isyan etti. Yani bilinirliği 100 misli arttı, sevgisi 100 misli arttı. Bu da Allah'ın bir takdiri şüphesiz. Pınarhisar cezaevinde kaldı. O bir halk kahramanıydı, sevgilisiydi. Pınarhisar doldu taştı. Biz de zaman zaman ziyarete gittik. Ama o günden itibaren yeni bir yol haritasına ihtiyacımız olduğunu, bunun parti içinde mi yoksa parti dışında mı olacağını hep tartıştık. Cezaevi sürecim oldu. Cezaevi sürecim neticesinde de tabii cezaevindeki yeni
dönemle ilgili çalışmalarım, gayretlerim falan orada devam etti. Orada bir yerde belki geleceği kazandık. Siz oraya girdiğiniz ana kadar olan süreci ve bir de geleceği orada muhasebesini yapabiliyorsunuz. Onun için geçmişte büyüklerimizin yani Medrese-i Yusufiye dedikleri o mekanda bu imkanı buluyorsunuz. Ve çıktıktan sonra da yeni sürecin, yeni dönemin adımlarını attık. Bütün bu karmaşa içinde 10 Nisan 1998 günü Kuzey Irak'taki Türk istihbaratçılarından gelen bir haber Genelkurmay'ı havaya fırlattı. Haber PKK'nın 2 numaralı adamı Şemdin Sakık'la ilgiliydi. Sakık, Öcalan tarafından öldürüleceğini anlamış ve kaçıp Mesut Barzani'nin adamlarına sığınmıştı. Ancak Barzani, Öcalan ile arasını bozmak, böylesine bir sıcak patatesi elinde tutmak istemiyordu. Sınırın öte yanına haber uçurdu ve hemen topu Türkiye'ye attı. Sonunda iki taraf anlaştılar ve Barzani'nin adamları Şemdin Sakık'ı daha önceden belirlenen bir yere bıraktılar. Türk Özel Kuvvetleri de aynı anda baskın yapıp Sakık'ı oradan aldı. Bu olay büyük bir zafer olarak algılandı. Medya PKK çökertildi. Örgütün ikinci adamı yakalandı manşetleriyle Genelkurmay'ı alkışladı. İşte bakın birkaç örnek. İnsan Hakları Derneği'nin PKK güdümünde olduğunu açıklamak ve kapatılmasını sağlamak. Başkanı Akın Birdal'ı suçlamak. Refah Partisi'nin PKK ile işbirliği içinde olduğunu ortaya koyarak Fazilet Partisi'ni yıpratmak. İsimleri aşağıda belirtilen siyasi ve iş adamlarının PKK'ya desteklerini kamuoyuna göstermek. Adı geçen gazetecilerin kamuoyunda saygınlıklarının azaltılması, itibarlarının düşürülmesi için PKK'nın her şeyi kendilerine para ile yaptırdığının gazete sahiplerine, seçilen köşe yazarlarına ve televizyonculara aktarılması. Bu plan gerçekten de işe yaradı. Yıpratılmak istenen kişi ve kurumların isimleri Sakık'ın ifadesine ekleniverdi. Hürriyet ve Sabah gazetelerine de haber uçuruldu. Şemdin Sakık büyük ifşaatlerde bulunmuş ve bazı ünlü gazetecilerin maskeleri sözüm ona düşürülmüştü. Yani bu and için yayınlanmasından birkaç gün önce, yaklaşık 3 ya da 4 gün önce gazetedeki adamla işte yazı yazmakta falan meşgulüm ben. Zafer Mutlu girdi. Genel yayın yönetmeni ve arkadaşım. Dedi ki şu ara dedi senden bir ricam var. Bu Kürt meselesi konusuna girme dedi. Bu konuda yazma dedi. Seni kurtarmaya çalışıyoruz dedi. Başarabilecek miyiz bilmiyorum ama başarabiliriz dedi. Çok uğraşıyoruz dedi. Nereden kurtarmaya çalışıyorsun? Ne oluyor ya filan dedim ben diye. Niye kurtarmaya çalışıyorsun? Nedir yani? Konu ne? Dedi ki asker genelkurmay filan. Bir şey var sana ilişkin. Ama halledeceğiz. Ama halledebilmemiz için sen de bize imkan ver yani. Şu konulara girme şu sırada filan. Allah Allah filan dedik. Genelkurmay'da bana karşı bir tezgah olduğunu anladım. Genelkurmay, Sabah ve Hürriyet'in yanı sıra Kanal D'ye de Şemdin Sakık'ın ifadelerini başlıksız bir kağıt üstünde servis etti.
sakık bazı ünlü gazetecilerin parayla PKK lehine yazı yazdıklarını söylemişti. Sakık'ın ifadesine göre İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal Öcalan'dan talimat alıyordu. Refah Partisi, Milli Gazete ve Akit PKK ile anlaşmıştı. Hürriyet başyazarı Oktay Ekşi'nin bu alçakları tanıyalım çağrısı haberin kamuoyunda yarattığı genel tepkiyi de gösteriyordu. İşte o sırada kimse bütün bu iddiaların büyük bir yalan olduğunun farkında değildi. Sıcağı sıcağına o ünlü gazetecilerin isimleri de basına servis edildi. Mehmet Ali Birant, Cengiz Çandar, Yalçın Küçük, Yaşar Parlak, Mahir Kaynak, Mahir Sayın. Haberi ilk veren de Kanal D oldu. Sayın seyirciler, kanlı terör örgütü PKK'nın 2 numaralı adamı Şemdin Sakık ifadesinde bölücü örgütle ilgili birçok bilgi verdi. Ertesi gün hem Sabah hem de Hürriyet Genelkurmay'ın suçladığı bu kişilerin isimlerini yayınladı. Bir süre sonra Akın Birdal durumdan vazife çıkaran gruplar tarafından vuruldu. Ölümden döndü. Sabah gazetesi Cengiz Çandar'ın yazılarını bir süre için askıya aldı. Mehmet Ali Birant'ın ise görevine son verdi. Bir karar vereceksiniz. Yani çok abartarak bir benzetme yapayım. Yani Sofya'nın seçimi gibi falan yani. Bir gün dernek genel merkezimizde otururken bizim elektrik postamıza bir şey geldi. 25-30 sayfalık belge. Ve Andıç diyor. İçin altında da o günlerde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in imzası vardı. Adı vardı. Fakat yani bu Andıç nereden, niçin ve kim tarafından gönderildiğine dair elimizde veriler olmadığı için bekletelim bunu dedik. Açıkçası attan düşmüşe döndüm. Etrafım birdenbire boşalıverdi. Yapayalnız kaldım. Nasıl ispat edeceksiniz ki PKK ile hiçbir temasım olmamıştı? 1988'de Öcalan'la ilk söyleşiyi yapmamın ve resmi ideolojiye karşı çıkmamın cezasını çekiyordum. Gittim kendimi savcıya ihbar ettim. Dedim ki hakkımda suç duyurusunda bulunuyorum. Bakın böyle böyle olmuş. Harekete geçin dedim. Savcı güldü, kabul etmedi. Böyle şey olmaz dedi. Aradan birkaç hafta geçti. Bazı gazetelerde küçücük bir haber çıktı. Küçücük ama. Şemdin Sakık mahkemede bu çıkan haberlere itiraz etmiş. Nereden çıktı bunlar? Ben böyle şeyler söylemedim. Üstelik de isim de vermedim diyordu. Basında çıkanların tümüyle yalan olduğu, Genelkurmay'ın tümüyle bir düzmeceye girdiği ve ifadeye sonradan bunların eklendiği işte bu şekilde anlaşıldı. Ama üzerime yapıştırılan yafta emin olun uzun süre asılı kaldı. ...15 gün sonra böyle bir mahkeme kararı gördüm ben, küçücük. Orada da Şemdin Sakık'ın ifadelerindeki el yazısı ona ait değil, mahkeme kararı, bilirkişi. Ve olay öyle ortaya çıktı. Ben bunu Sabah gazetesinde tabii ki yazamadım. Kendi köşemde nasıl yazayım? Yani şimdi özgürlük deyince de suyunu çıkarmamak lazım. Ama yani benim gazetem hala onun üzerinde devam ediyor ve benim ona tepkim var. İşte o sırada bir dergi, tuhaf isimli bir dergiydi, marjinal bir şey. Onlar geldiler, ben orada söyledim bunu. Ya böyle böyle bunun olmadığı ortaya çıktı dedim. Ve işte kullandığım bir deyim vardı, bir takım tüccar generallerin sayesinde bile. Esas şu 138 sayfalık bir ifade metni sunuldu gazetecilere. Daha doğrusu servis edildi. Ben de 138 sayfa ilginç ifadeler. Sonra bir kaynaktan, mahkemeye yakın bir kaynaktan sadece şeyi öğrenmek istiyorum dedim. Sorgu metni kaç sayfadır? 105 sayfadır diye cevap verdim. Geriye kalan her şey eklenmiş. Bütün bunların bir dezenformasyon, tam bir yalan olduğu 2 yıl sonra ortaya çıktı. Oyunu bozan da Nazlı Ilıcak oldu. Andıç bana hem mektupla geldi. Mektupla böyle bir zarfın içinden çıktı.
hem de e-mail yoluyla geldi. Böyle ondan sonra ben bunu bir köşemde yazdım. Hiç ses çıkmadı bu köşemde yazınca. Ben bunu milletvekili olarak bir açıklama yaparsam daha büyük bir seda bulur. Basın toplantısı düzenleyebiliyor milletvekilleri. Geçtim orada ve açıkladım. İnanmadı basın mensupları ama tabii dağıttım bütün onlara filan. Şimdi beklediler bu yalanlama gelecek mi gelmeyecek mi? Yalanlama gelmedi. Biz daha ikinci bir yanlışlık daha yaptık. Nazlı Hanım bunun bir andıç olduğunu yazdığı gün ben Sabah Seyahat Dergini aradım yıllar sonra. Ya Seyahat dedim, çok vahim bir şey var Nazlı Hanım'ın köşesinde. Hemen dedim ara askerleri. Sor. Eğer bu doğruysa dedim ben yarın manşetten bunu şey yapacağım dedim. Sedat sordu. Askerler dönmediler. Ertesi gün geçti. Dönmediler. Ertesi gün geçti. Dönmediler. Bu arada bizim işler bilmem neye karıştı marıştı falan bilmem ne oldu. Ve sonunda Genelkurmay açıklama yaptı. Evet doğruymuş falan dedi. O gün böyle yani cinler tepeme çıktı. Sedat'la da konuştuk hatta. Yani bizim onu ilk gün aynı şekilde tepeden büyük vermemiz lazım. Ama askerler oyaladılar, oyaladılar, oyaladılar. Genelkurmay'ın oyalamaktan başka çaresi yoktu ki. Zira belge doğruydu. Kamuoyunun her dediğine inandığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yöneten komuta kademesi, yalan suçlamalarla süslenen bir komploya imza atmıştı. Sonunda Genelkurmay iki kelimelik açıklamayla andıçın doğruluğunu kabul etti. Ancak ne mağdur bıraktığı kişilerden özür diledi, ne de bir iç inceleme yapıp sorumlularını cezalandırdı. Görmezden gelmeyi tercih etti. Görüyorsunuz, hikaye Refah Yol'un devrilip ana sol D'nin iş başına gelmesiyle bitmiyor. 28 Şubat süreci uzun süre devam etti. O günlerde asker 28 Şubat'ın 1000 yıl sürmesini planlıyordu. 1999'a damgasını vuracak olan da işte bu anlayış olacaktı.